Hüseytif kolit farklı şekilde karşımıza çıkabiliyor. Ee, bazen hasta bir tek atak geçirebiliyor. Bir kez yoğun kanlı karın ağrısının eşlik ettiği e, ciddi bir ishal atayla karşımıza geliyor. Buna alevlenme diyoruz ya da hastalığın aktif dönemi diyoruz. Bu dönemde tanı konunca çeşitli tedavilerle amacımız zaten bu hastalığın bu aktivasyonunun bir şekilde susturulması ya da uykuya sokulması. Bu hasta bir kez böyle bir atak geçirdikten sonra ilaçlar altında ömür boyu bir daha atak geçirmeyebiliyor. Ama bazı hastalarda da ilaç verip hastalığın aktivasyon dönemini söndürdükten sonra uzun süre uyku döneminden sonra çeşitli sebeplere bağlı olarak bunu her zaman bilemiyoruz neyin başlattığını tekrar birkaç kez aktif dönemler hayatında yaşayabiliyor Normalde de zaten aktif dönem uyku dönemi aktif dönem uyku dönemi gibi gidebilen bir hastalık ee, bazen de aktif dönemle başlayabiliyor ve tedaviye çok yanıt alamıyoruz uykuya sokamadığımız e, üretim kolit vakalarında da farklı tedavilerimiz var e, cerrahiye kadar giden durumlarla o kalın bağırsa hasta kalın bağırsa alana kadar dinmeyen hasta grubu da var. Ama sıklıkla aktivasyon ve uyku, remisyon dediğimiz dönemlerle süregelen bir hastalık.